Evet. İyi akşamlar herkese. Tekrardan. 7 saatinde bu akşam sevgili Kadircan'la olacağız inşallah. Saat evet 22.22'yi bekliyoruz. Ve sonra Kadircan'la bugün biraz daha oynaştırma günlüklerinde oyun teknolojilerini konuşacağız. Kadircan'ı da tanımayanlar için Kadircan da çok keyifli bir arkadaşımız. Oyunlaştırmayı gerçekten hayatında kullanan önemli bir kardeşimiz. Bu hafta da oyun teknolojileriyle gidiyoruz. Kadircan da teknolojileri değil. İlk Ercan Bozkurt'la efsanevi bir videoları vardı. O geliyor. Ve tabii ki Escot geliyor. Kendisi de şu anda bağlandı zaten. Biraz onunla sohbet edeceğiz. Hoş geldin Kadircan. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Kulaklığın çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin inşallah. Vallahi iyiyim hocam, çok şükür. Size ne var ne yok? Keyifler nasıl? Enerjiniz her zaman gibi çok yüksek. Ya sorma, şimdi daha 2 dakika evvel bir milli eğitimle eğitimimiz vardı. Normalde 10'da bitecekti, 9-10 arası. Milli eğitim müdürü bağlanacak dediler. Bekledik. bağlanacak. Sağ olsun milli eğitim müdürü bağlandı. Güzel de bir konuşma yaptı. Dedi ki çayı seviyor musunuz dedi. Çay içiyorum ben burada. Böyle çay içiyor musunuz dedi. Eylül'de çaya bekliyoruz dedi. Vay falan. Çok güzel. Evet yani çok tatlı. Bu canlı yayınlar moral oluyor bize. Biraz daha böyle bu zor dönemde hem de birlikte sohbet etmiş oluyoruz. Böyle etkinlik yapıp görüşemiyoruz. Seninle büyük ihtimal en son bizim Hekaton'da mı görüştük? Bilmiyorum ama. Vallahi ya ya konferans ya Hekaton dediğiniz gibi hangisi daha sonra değil. Vallahi tarih kavramı kaydı bende şu an bu karantinada. İyi yapmışsın. Ben hemen senin tanımak isteyeceğim ama şöyle başlayalım. Artık oyunlaştırma günlüklerini bir ay olmuş. Şaka gibi. Öyleyse başlayalım diye başladık. Oyun sektörüyle başladık. Güven Çatak, Tansu Kemdirli, Barış Özistek, Ozan Aydemir ile başladık. Oyun sektörü %130 büyümüş bu dönemde. Ondan sonraki hafta kodlamaya geçtik. Benim biraz takık olduğum bir konuydu çünkü. Ayşe Şülebilgiç, Bager Akbay gibi isimlerle kodlama yaptık. Kodlamayı konuştuk ki sen de biraz ona değin isteyeceğim. Çünkü Escot benim hala sunumlarda kullandığım Escot, Story Coding bir konu. Türkiye'de çok şu an Facebook gibi kodlama yapılıyor. Müfredattakiler de herkes Scratch'teki o level'ları yapıp bırakıyorlar. Onu konuştuk, yayınladım. Geçen hafta uzaktan eğitim konuştuk. Ondan sonra hikayeleştirme konuştuk. Dördüncü temamız oldu. Bak, kodlama, uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim de ne yazık ki çöp gibi. Uzaktan sınıf eğitimi yapıyoruz dedik. Şu an uzaktan eğitim tasarımı yapılmıyor. Coursera'daki gibi görevler, takım görevleri, ölçümlemeler, alternatif öğretmen taskları falan. Herkes Zoom'a açıp bir şey anlatıp kapatıyor sınıf içi eğitim içeriklerini. Uzaktan eğitim o değil ya aslında. Uzaktan sınıf eğitimi yapılıyor dedi Kocaoğlu var. Hakikaten uzaktan çok sınıf iyi. Eğitimi yapılıyor. Onu da konuştuk. Bu da bir sıkıntılı bir konu bence. Kodlama, uzaktan eğitim. Geçen hafta hikayeleştirme yaptık. Çok iyiydi. YouTube'dan özellikle Nazlı Çevik Azize hocamızınkini izleyebilirsin. Oyunlaştırmaya ben hikayeleştirmeye çok yakın buluyorum çünkü. Ve dadosu hikayeleştirmeden çok faydalanıyoruz yani. Hikayeleştirme daha üstte bir şey bence. İletişim modeli yani hani. Sonra bu hafta oyun teknolojilerine girelim dedik. Çünkü Microsoft'ta da birkaç haber var. Minecraft'ı açmışlar. Sana soracağım. Unity'de açmış 3 ay. Şu an evden Unity'yi de açıp indirebiliyorsun. Yani oyun geliştirmek için en doğru dönem. Oyun teknolojilerini konuşmak için de iki tane genç arkadaşımız. Birisi Burak Kartal. Tanıştım mı hiç bilmiyorum. Fikir değeri benim. Çok yakınız. Onunla da çarşamba yapacağız galiba. Çarşamba, perşembe gösteririm şimdi. Fikir değmenini açtı onlar da çünkü. Çocuklara girişimcilik anlatan, kuklalarla, animasyonlarla bir platform. Çok güzel. Keza seni biraz da tanıyalım istedim. Genç arkadaşlarımızda yarın da Simay Hanım var. İşte öbür gün Minecraft var falan. Böyle güzel bir teknoloji kısmını da anlatalım. Çünkü elimizde bayram da dahil olmak üzere nereden baksan normalleşmeye bir ayımız daha var. Bir tane oyun programlayabilirler. Oyun zaten neredeyse bedavaya doğru inmiş. Şöyle bir kısa haftayı da senin de dahil olmak üzere bir göstereyim. Yarın Simay Hanım'la Women in Games konuşacağız ve Recontact oyununun Recontact London'ı konuşuyor olacağız. Ben hani bugün oyunlaşma günlüklerinde ne yapıyoruz diye. Öbür gün Minecraft, dediğim gibi yanılmıyorsam bir ay boyunca bedava açılmış Minecraft Education Edition. Ki biz girdik kodlama yaptık bir binada böyle. Mühendisi buluyorsun falan. Hakikaten bedava. Eyüpan'la onu biraz konuşacağız. Bu cuma günkü seans. CEO olmak hem fiziksel kutu oyunu hem dijital oyunu. Umut Sav, İzgören Akademi'de işe alım oyununda kullanılıyor ya da oryantasyon kullanılıyor. Ve sevgili Burak'la Perşembe 7 Mayıs.
şu platformu devreye aldı onlarda. Fikir değirmeni, girişimcilik portali, çocuklara girişimcilik anlatıyor. Prototip çizmeyi anlatıyor, sunum yapmayı anlatıyor falan. Çocuğunuz şu anda bedava. Çok başarılı olmuş. Böyle bir ay boyunca bedava olacak. Ben onu tanıdığımdan beri geliştiriyor bu portali yani. Hayalinde geliştiriyor. Kağıt kalemle geliştiriyor. Çok tatlı bir çocuk senin gibi. Genç kardeşimiz. Bu haftayı biraz daha böyle oyun teknolojileri ve oyun ne diyelim ona development mı? Yani işin biraz daha mutfağına gireyim istedim. Ve ilk senle başlayalım. Çünkü seni çok yakın görüyorum. Senle de bugün herhalde bir saat sohbet edeceğiz. Öncelikle çok teşekkür ederiz bugünkü yayına katıldığın için. Estağfurullah hocam, ben teşekkür ederim. YouTube'a kaydedip koyacağız. Ama önce Kadircan Kırkoyun'u bir tanıyalım. İsminde oyun olan bir arkadaşımızı tanıyalım. Sonra ben ufak ufak Eskod'u, Üretken Akademi'yi ve hani gelecekte de neler yapacaksın? Bence sen çok güzel yerlere geleceksin. Herkes çok güzel yerlere gelecektir de sen devlet tarafında da bence bir yerlere geleceksin. Oralara biraz bağlamaya çalışacağım. Çünkü bu işler büyüyor. Hani artık oyunla ilgili konumlandırılması gereken kardeşlerimiz var gerekiyor diye düşünüyorum. Ve sende o potansiyeli görüyorum gidişatında. Biraz daha geleceği konuşacağız. Kadircan Kırkkoyun, hoş geldin oynaştırma günlüklerine. Hoş bulduk hocam. Senle açalım. Bize kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Öncelikle soyadından başlayayım. Eğlenceli olsun. Bugün dediğiniz gibi oldu. Normalde soyadımızın kullanımı şeymiş. Kırkkoyun, hani olgun koyun demekmiş aslında. Ama bir gün bir sorundan sonra bir şey dedi biri. Abi senin soyadın Kırkkoyun, o yüzden mi Kırkkoyun, o yüzden mi oyun yapıyorsun dedi. O andan sonra oyun şeklinde kullanmaya başladım. Kırkkoyun. Aynen. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz aslında daha çok oyunlaştırmayı, şöyle biz oyunlaştırmayı ilk yeni bilmeden biraz denemeyle yaptık. Açıkçası kopyayla yapıyorduk. Sonra hatta şöyle yapalım. Sen nasıl, kesinlikle, nereden mezun oldun? Bahçeşehir hikayeni, BAO'dan başla. Yazılım mühendisliği ne durumda, okuyor musun hala? Bir ara bırakacağım diyordun. Yok, okuyorum. İşletme mühendisliği okuyorum. Aynen. Öyle tanıtarak başla, sonra Eskoda ve şeye geliriz, oyunlaştırmaya geleceğiz. Tamam. Ben Çorlu Tekirdağ'da lise okudum. Şu anda aktif olarak başlıyor. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 21. Şu anda 21 yaşındayım. Okay. 21. Aynen. Çorlu Tekirdağ'da lise okudum. Lisedeyken işte oyunlaştırma üzerine çalışmalara başladık. Oyunla kodlama eğitimi veren bir çalışmamız oldu. Devamında üniversiteye geçtik. Üniversitede de biraz daha aktif durumdaki öğrenci kulüpleri, öğrenci toplulukları ve genel olarak öğrencileri projelerini hale getirmeye çalışıyoruz ve bunu oyunlaştırmayla yapıyoruz. Yani şu anda da aktif olarak Bahçeli Üniversitesi'nde işletme üniversitesi birinci sınıf öğrencisiyim. İnşallah bitecek. biter. Sıkıntı yok. Sen zaten üniversitede, ben demiştim sana, yani bizim öğretmeye çalıştığımız şeyleri şu an bir fiil deniyorsun. Üniversite biraz daha bir fiil, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ders veren birisi olarak sana öğrettiğimiz şeyler aslında hayatın simülasyonları. Sen zaten daha ciddilerini hani yaşıyorsun ama tabii okulda bitirmek lazım. Keza kesinlikle ailen, hocam. Keza işte ne bileyim, yarın bir gün belki kız istersin, sorarlar. Evet, şey çok komikti. Birol Güven'in yayına çıktım. Adam tabii kafa inanılmaz yani. Hiç tanıştım, denk geldim bilmiyorum yani. Böyle benim gördüğüm böyle en enteresan kafası çalışan insanlar bir tanesi. Şey dedi böyle, bu şeyi anlattık. Devlet oyunlaştırması. Herkesin bir puan olacak. Ona göre otopark olacak. Uçaklar ayrılacak. İşte trenler ayrılacak. Çin'de yapılıyor falan. O kız isterken o zaman dedim, askerlik yaptım mı diyeyim, puanını 700 yap gel denir dedi. Tamam mı? Kızı vermem dedi. Yani puanına bakardım. Sen git der dedi falan böyle. Tamam. Adam dedim ki kız istemeyi puana bağladı oyunlaştırmada. Vay, çok güzel aslında. Güzel avuç. Çok güzel avuç. Çok güzel. Çünkü kızım bak 700'den aşağı adam getirme falan. Mühendis olacak yeri 1000 puan. Valla çok keyifli. O yüzden hani hayatta da bence üniversitedeki mezuniyetinden sonra çok güzel şeyler yapacaksın ama ilk girişimin Eskod muydu? Biraz Eskod'dan da konuşalım. Ben store'da baktım, bulamadım bu arada. Biraz inceleyeyim, story atayım falan diyordum. Benim sunumlarımda hatta var, paralelde de açayım. Sen biraz bana önce Eskod'u bir anlat, sonra da tamam, son dönem yaptığımız Üretken Akademi. Tamam. İlk ben biraz da en baştan başlayayım. Nasıl oyunlaştırma sürecinde biraz tecrübe aktarımı olsun. En başta aslında biz niye çözdük? Lise 2'deyken biz gençlere kodlama öğretelim. Yani ben lise 2'deyken gençlere kodlama öğretelim şeklinde bir vizyonla yola çıktık. Hani en başta bu konu hikayeleşimi değildi. En başta biraz daha farklı metotlar, işte Duolingo tarzı olsun, işte farklı tarzı olsun derken en son işte hikayeleşime geldik. En baştaki hikayeleşimi şuydu. İşte bir çocuğun hayatını aslında oyuna aktarıyorduk. Yani örnek veriyorum, çocuk, ben ne, kendi hayatımı düşündüm. Dedim ki ben ne yapıyorum? Eve geliyorum, çantamı bir yere fırlatıyorum. Bilgisayar başında yemek yiyorum, bilgisayar başında takılıyorum. Klasik Türk genci profili. Öyle önce dedik ki bunu oyuna aktaralım. Çünkü öğrenciler kendini görürse aidiyet hisseder. Şeyle geldik. En başta da çıktık. Devamında hatta o dönem hiç unutmuyorum. DFS İstanbul etkinliği. Başyeri'de olmuştu. O dönem sizin kitabınız yeni çıkmıştı. Daha ilk kitap.
kitabınızı alıp aslında ilk oyunlaştırmaya böyle akademik mısın yani? Biraz daha harbiden literatürüne hakim olarak o dönem başladım. İlk baskı olabilir hatta. Çok iyi hatırlıyorum. İlk oyunlaştırma o şekilde başladık. Yani biraz daha işte lider tablosu neymiş. Ama yani o dönem biz şu kafadaydık. Biraz işte millet ne kullanmış? 5 kullanmış. O zaman bize kullanalım. Biraz da o kafadaydık ama arka arttaki dinamiklerin motivasyonudur. İster motivasyon, dışsal motivasyon. O dinamikler bu dinamikler bilmezken biraz daha artık evet bu işin de artık bir matematiği varmış, bir dinamiği varmış diye ona da almaya başladık. Devamında hem kullanıcı testlerinin hani kullanıcı geri bildirimlerini gördük ki farklı bir ilgi var. Şuna döndürdük. Dedik ki herkesin farklı ilgi alanı var. Uzay, futbol, bilim gibi. Çocuk neyi seviyor? Uzayı seviyor. Bilimi seviyor. Mesela bilim seviyorsa bilim adamı olsun oyun içerisinde. Bilim adamının görevlerini kod yazarak gerçekleştirecek. Ben sana göstereceğim. Tamam. Devam et. Aynen. Mesela örnek veriyorum. Boks benim sunumumdan Muhammed... bu mesela. Aynen. Mesela Muhammed Ali olsun. Muhammed Ali'nin görevlerini kod yazarak yaptı. Yani aslında buradaki en büyük dinamik şu. Hani tabii ben bunu daha sonra öğrendim. Biraz kazayla bulmuşuz. Eğitim sürecinde öğrenci eğitim aldığının farkına varmazsa hani gerçekten oyun oynarsa gerçekten odan verim çok artıyor. Hani bu anlamda öğrencileri hadi bakalım sen yaparsın. Bak oyun oynuyorsun. Aslında oyun oynuyorsun. Eğitim almıyorsun. Aşıladığımızda daha çok motive oluyorlar. Bize de süreç öyle oldu. Yani biz hiçbir reklam bütçesi ayırmadan tamamen kulaktan kulağa duyurmayla 450'den fazla kullanıcı ulaştık. Burada çok güzel işte senaryolar mesela, vardı. Mesela mutfak senaryosunda yemek yapıyorsun. Aynen. İşte boksta işte Muhammed Ali gibi altın kemer takıyorsun. Askerde arkadaşına pusu kurulmuş şey yapmaya çalışıyorsun. Aslında orada hikayeyi ilerletmek için kodluyordun. Kesinlikle işte öyle. Benim de çok sunumlarımda hatta zombiz galiba aynen bak. Zombies Run ki bunu da bu sene işte Berlin'de tanıştım. Zombies Run vardır. Bu bayağı işte Netflix gibi episodları var. Yürüdükçe açılıyor hani. Çok şey, iyi bu. Yürümezsen dinleyemiyorsun. Hani zombilerle ilgili hikayeler var. Storytel gibi düşün. Hatta ben bunu Storytel'de önermeyi düşünüyorum. Hani sadece para kazanarak değil de adım atarak da sizin kitapları açabilir misin falan. Çünkü adamlar açarlar. Hmm. Anladın mı? Yürü 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 yürü. Bunda öyle durursan çünkü hikaye duruyor. Yürü. Para vererek yok ya. Parayla açma yok yani. Hani yürümen gerekiyor bol bol. İkinizi gösteriyorum. Çok güzel. Hikaye için davranış değiştiriyorsun yani. Çok keyifli. Kesinlikle öyle. Yani insanların normal hayatta olmayan şeyler aslında insanların farklı şekilde sunmak gerekiyor ki insanlar böyle şeyi sevsin, yeniliği sevsin, oradaki çekici gelsin. Bizdeki iki süreçte o şekilde oldu. Hani tabii bu süreç devamlı gelişti. İşte lider tabloları en başta ekledik, sonra kaldırdık, sonra mesela biz mesela oyunlaştırmadan öte aslında belki hikayeleştirmenin temelini oturttuk. Devamını da katman koyduk. Yani doğrusu mesela, şu an mesela aynen. Mesela girişimlerde mesela de ben yani gördüğüm hatta ürünlerde şu oluyor. Abi biz oyunlaştırma şunu veriyoruz. Yani oyunlaştırmayı başa koyuyor. Hani bir araçtan öte amaç olarak koyuyor. Yani mesela Türkiye'de EasyCon'un kurucusu Barbaros Bey güzel bir laf var. Şey diyor. Türkiye diyor dijital dönüşüm diyor. Araçtan öte amaç herkes dijital dönüşüm yapmak istiyor ama gerek var mı onu sorgulamıyor. Oyunlaştırma da keza öyle. Herkes çünkü oyunlaştırma biraz kulağa hoş geliyor. O zaman oyunlaştırma kullanalım diyor. Görüyor ne var abi? Lider tablosu. O zaman biz de koyalım. İşte beige var koyalım. Onu koyalım. Bunu koyalım derken aslında hani, ürün tasarlarken ki bu MVP dediğim böyle yalın ürün kavramının çok dışına çıkmış oluyor. Aslında iyilik yapın derken kullanıcı karıştırmış oluyor. Bir de mesela sizin de çok dediğiniz bir nokta var. Oyunlaştırmanın böyle adım adım olması lazım. Bizim biraz daha şey oluyoruz. Birden abi onu da koyalım. Beige de aynı anda olsun. Lider tablosu aynı anda olsun derken bütün oyunlaştırma dinamiklerini aynı anda koyuyoruz. Genellikle hani benim gördüğüm ürünlerde. Eronca kullanıcı bir çekiyoruz. Bir hype var. Ama anında bir düşüş var. Çünkü oyunlaşma dinamiği bitti. Adam bir daha içeri çekecek. Yeni bir şey yok. Sana çok komik bir şey gelecek. Daha o konuşmayı koymadılar ama Gamification Europe'da bu sene ya. Aralık'ta Andre Hun diye bir adam. Zombies Run'ın kurucusu. Dedi ki 2016 yılından beri yanılmıyorsam 6 sene oldu dedi işte. Yani 5-6 senedir. Hiçbir oyun mekaniği eklemedik. Sadece story ekliyoruz dedi Netflix gibi. Episode ve story ekliyoruz. Bak. Benim çok kafam açtı. Ne demek? Yani oyun mekaniği var içeride dedi. Tamam mı? Hani puan, level falan var. Ama hep yeni mekanik eklemeyi anlatıyoruz ya biz. Bütün rozetleri açmayı. Yani şu an ben kahve dünyasıyla işte etiyle metiyle hep aynı muhabbetler var. Hani kitle olsun, tıkkasın. Ne bileyim bir şeyler yapsın. Bir ay sonra açılsın. Hani iterasyon anlatıyoruz. Agile falan işte. Abi adam öyle bir dedi ki ben de kaldım böyle. Yani dedi ki biz dedi gamification tamam hani Europe burası falan ama hani biz dedi sadece story ekliyoruz ve ekip dedi yanılmıyorsam abi 11 kişi 3 dedi story designer game designer değil dedi. Yani wow, story ekliyorlar bu story ama öyle story yazıyorlar ki şey gibi değil bu oyunla ilerleyen story gibi yani biraz daha bu Netflix'in hani sonuna doğru heyecanı yarıda keser ya
narrative bir şekilde story yapıyoruz dedi. O çok kolay değil dedi. Öyle masal yazar gibi, hikaye yazar gibi değil dedi. Çok hoşuma gitti. Yani bence Türkiye'de de bu arada bu fırsat var. Yani bir hikaye olup o hikayeyi storytell gibi düşün. Bir kitabı dinlemek için ama yürüyüş yapman veya neyse satış yapman veya işte neyse kodlama yapman. Yani iş hedefine bağlaman kısmı önemli. Çok mutluyum Kadir Can'cığım. Ya seninle bir de sunum yaptık bu arada. Daha da güzel yerlerde inşallah sunumlar da yapacağız. Daha güzel projeler de yapacağız. Seve seve hocam. Her zaman. S-Code'un son durumu nedir? Şu an store'da göremedim. S-Code ne durumda? Onu soralım. Sonra Üreten Akademi'ye geçeceğiz. Hocam şu anda üründe bir yenilenme aşamasındayız. İnşallah kısa bir zamanda farklı bir konseptle yayında olur inşallah. Beklemede kalın diyelim. Oyunlaştırma olacak mı yine? Hocam ulaştırmasız olmaz. Çok tatlı. Tamam. O zaman şimdi Kadir Can'ın son dönemlerde yaptığı, ki ben de bir sitesini açacağım şimdi. Ve işte hani biraz daha teknolojisinde konuşabileceğimiz bu COVID döneminde evlerde kaldığımız dönemde tabii ki bazı fırsatlar ortaya çıkıyor. Bence önemli olan şey bu dönemde kendinize ne kattığınız. Ben Oyunların Gücü adına kitabımda bayağı bildiğin Game Studio diye bir yazılım falan da hani bu sende yoktur. Çok da basit. Aynen hocam ama, daha şey yapamadım. Sınıf öğretmenler falan için böyle. Ama şu Game Master'ı falan biraz anlattım ki biraz kodlama yapsınlar diye. Bak bu Game Maker diye bir şey var. Hazır. Keza işte bu Scratch'ten de hazır oyunlar var. Bu LaBlanc tarzı. Keza Draw Your Game gibi ya da Unity gibi. Aslında oyun programlamak da kolaylaşmış. Benim zamanımda yani senin yaşlarındayken biz bayağı bildiğin şeyle yazıyorduk. DOS'la, MOS'la yazıyorduk yani Allah korusun böyle. Zorlanıyorduk. Şimdi kolaylaşmış. Bu anlamda üretmek de önemli ve bir girişimcilik fırsatı var bence. Covid döneminde oyun geliştirmekle ilgili. Evet tabii bu da girişimcilik oluyor. Gerçekten teşekkür ederiz. Bu oyunlar ne üzerine olacak? İyi geceler, teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar. Şeyi sormak istiyorum sana. Nasıl bir modelle şu anda o Üretken Akademi'yi kurdunuz? Ben de paralelde açıyorum. Ve oyun tasarımcısı olabilir, başka şeyler de olabilir. Ne gibi fırsatlar var Kadir Can? Hocam şöyle bir skor sürecinde şunu gördük. Hani gençler aslında yapmak istiyor. Yani biz Türkiye'nin gençleri gerçekten üretmeye çok yatkın. Hani kafa zehir gerçekten. Sadece hani bir laf vardır ya. Kafa var ama yanlış şey kullanıyor. O hesap. Hani genellikle bir şey olmuş. Hani bu çocuk yapmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor gibi gibi. Ve mesela biz hani Skoda başladığımızda şu an kodlama eğitimi o kadar gerçekten çok konuşulan bir konu haline geldi. Açıkçası o dönem yoktu. Yani girişimde o dönem bu kadar çok konuşulan, işte girişim kulüpleri çok olan bir yapıda değildi. Mesela o dönem biz Skoda yaptıktan sonra tabii bir trend var. Yani bir potansiyel var ama kitle var. Bunların dönüşecek. Ve şunu gördük. Aslında asıl kitle yani kodlamada var ama aslında ben daha büyük bir kitle olarak proje üretme yani girişim kurma tarafında görüyorum. Yani öğrenciler şu anda kodlama öğreniyor. Mesela Scott'la birlikte temel seviyede kodlama eğitimi verdik. Çok güzel. Ama mesela bu çocuk ne kodlayacak? Mesela örnek veriyorum gidip yeni Instagram mı yapmaya çalışacak? Yoksa örnek veriyorum eğitim teknolojileri mi yapmaya çalışacak? Yani şu an aslında mesela şu anda Cumhurbaşkanımız açıkladı. İşte 3 yılda 1 milyon yazılımcı projesi var. İşte onun dışında Milli Eğitim Bakanlığı Cisco ile birlikte, Google ile birlikte kodlama eğitimleri yayınladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız açık seminer diye bir site açtı. Yani aslında hem devlet hem artık özel sektör gerçekten kodlama tarafında ciddi bir efor harcıyor. Bunun dedik ki bu kitle aslında yapmak istiyor. Biz burada zaten eğitim modelleri, işte eğitim teknolojileri, oyunla eğitim konusunda güzel tecrübe kazandık. Neden bunu daha uzun dönemli işte öğrenciye gelişim kurduracak şekilde evirmeyelim diyerek yola çıktık. İşte bu tabii bu süreçte birçok kez model değişikliğine gittik. Mesela biz en başta şunu düşünüyorduk. Biz öğrencileri kodlama eğitimi verirsek bu öğrenciler girişim kurar, proje yapar. Yani biz en baş problemin Türkçe kaynak eksikliği olduğunu sanıyorduk. Aslında mevzu değilmiş. Tamamen doğru hedefi göstermek. İşte hedefi gösterdikten sonra da onlara hadi bakalım proje yap gazını vermekmiş. Onun üzerine son modele oluşur. İşte birkaç pivot model değişikliği ardından. İşte kapalı grup çalışmalarımızı yaptık. Derken tam Ocak ayında herkes açık bir şekilde programı duyuracaktık. Devamında şöyle bir şey oldu. Covid patladı. Öyle olunca biz dedik ki bunu öğrenciler yani biz ne kadar hep şey dedik işte bu girişim programı online olabilir. Online yapalım gibisine. Ama genellikle bize gelen tepkiler şuydu. Abi bu iş online olmaz. Yüz yüze temas lazım. Hani klasik aslında şu anki iş dünyasının değiştiği durumdaydı. Derken biz bunu diyorduk. Sonra ondan sonra Ocak'ta birlikte artık herkes uzaktan çalışmaya geçince açıkçası bize biraz gün doğdu. Hani şöyle açıkça konuşayım. Belki son bir yılda yapamadığımızı yaklaşık 20 günde çok rahat bir şekilde yaptık. Yani günde çok ağır bir eforu
çıktık. Biz dedik ki o zaman bunu fırsat döndürelim. Elimizdeki zaten güçlü partner bulduk. İşte eğitim teknolojilerinde Enokta'dan, turizm teknolojilerinde Protel'e, tarımda Vodafone'a, Tabii Takılı Okey'e kadar birçok partnerimiz vardı. Bunlarla konuştuk. Dedik ki biz bu öğrenciler zaten evde. Bu öğrenciler COVID-19'u dert edinsin, çözüm üretsin istedik. Bu anlamda bir sektör uzmanlarıyla görüşe görüşe bir COVID-19 odaklı bir girişim programı tasarladık. Şu anda işte Teşvik Vakfı girişim merkeziyle birlikte yürütüyoruz. Bu Teknofest denen bir etkinlik var havalimanında olan. Sorun gelmiş. Havalimanındaki etkinliği düzenleyen ekip diyebilirim. Hani Teknofest'e gitmediyseniz mutlaka gidin zaten. Onlarla birlikte düzenliyoruz. Yani yaptığımız olay şu, 8 tane ana başlıkta, 50'den fazla alt başlıkta. Nedir bu ana başlıklar? Geleceğin iş dünyası, eğitim teknolojileri. Yani mesela hocam size yayının başında çok güzel değindiniz. Mesela herkes şu anda uzaktan eğitim konuşuyor. İşte eğitim teknolojileri konuşuyor. İşte gibi gibi konuşuyor ancak hani bunlar biraz da aslında Milli Eğitim Bakanlığımızın kriz yönetimi oldu. Yani günün sonunda Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten uzaktan eğitime geçseydi böyle mi geçerdi? Tahmin ediyorum ki hayır, biraz daha oturmuş sistemlerle geçerdi. Yani çok örnek veriyorum, dediğiniz gibi online eğitim diyoruz. Online eğitim tanımı mesela şeydir, mekan bağımsız, zaman bağımsız. Mesela şu an üniversiteler genellikle şey yapıyor, şu saatte dersim var. Abi o zaman online eğitim bir anlamı kalmadı. Gibi bir durum var aslında ama bunu aslında ben güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Mesela geçen gün bir hocayla konuşuyordum. O şey dedi. Yani normalde 2025-2030 öngörüleri şu an COVID-19 nedeniyle 2021'e çekildi dedi. Bu çok değerli bir tespit bence. Bu anlamda ve bunun çözümünü de öğrenciler üretecek. Yani geleceğin üç dünyasında ne gerekiyor? Uzaktan çalışma mı? İşte insan kaynakları yönetimi mi? Dijital devlet mi? Akıl sağlığı mı? Mesela akıl sağlığı bizim şu an en önemli verdiğimiz kavramlar. Çok iyiymiş bu ya. Bunu yeni gördüm. Akıl sağlığı. Yani sebebi şu. Açıkçası ben normalde mesela ev kuşu derler ya, yani evde yaşamayı seven birim genellikle. Yani böyle yani uzun saatler kalsam, günlerce kalsam problem olmazdı. Ama artık 2 ay sonra artık bende bile problem olmaya başladı ki tahmin tabii ediyorum. İnsanlar da hani artık bir hani bu dönem geçse bile o psikolojik etki kalacaktır. Bu tabii anlamda hadi bakalım bu ara insanların işte nasıl diyeyim, psikolojik olarak destek sağlayacak, onları rahatlatacak, ruh sağlığı sağlayabilecek çözümleri direkt gençler yapsın istedik. Tabii. Hatta, ya şey bile çok rahatlatıyor Kadircan mesela. Mesela bir, işte evdeki normalde işte bütün gün boyunca etkinlik yapma ihtiyacı değil. Mesela diyorsun ki yo, yani herkesin başında var o sıkıntı ve bazen gerçekten hiçbir şey üretmeden 2 saat boyu böyle dinlenmen gerekiyor. Yani normalde onu trafikte harcayacaktın ya da işte ne bileyim çok saçma bir telefon görüşmesiyle harcayacaktın. Şu an evde olduğun için yapmıyorsun onu. Ama canı sıkılmasını hani sağlayacak şeyler değil. Benim en çok yaşadığım şey o oldu. Hani böyle boş kaldım çok fazla zaman olunca. Sıkılıyorsun, acaba diyorsun böyle ben mi hata yapıyorum, nerede yanlış var falan filan. Başkalarının başına geldiğini, herkesin başına geldiğini duyunca rahatlıyorsun. Hani sadece sana özel olduğunu düşünmemekle ilgili. O anlamda bence çok önemli bir konu. Bakma yani tarım gıda tabii normal şartlarda, tarım teknolojisi benim çok acayip aslında önemsediğim şeyler. Keza eğitim teknolojileri bundan sonra herhalde bir daha hiçbir zaman geri dönüş olmayacak devlet tarafında. Bir tane adam gibi video konferans bugün gördüm, Havelsan yapmış galiba. Yani bir tane Zoom olmaz mı ya? Herkes Zoom'a saldırdı. Hani ne kadar zor bir yazılım olabilir ki? Yani Zoom gibi aynı olmasın. Yani, kullanıcı deneyimi kötü olsun. Ama bir devletin güvenli, yerli, milli demeyi biliyoruz. Hani biraz ya veri yurt dışına gitmesin kısaca. Ya evet yani veri keza ya okullar, çocuklar yani bir sürü insan kullanıyor. Hani veri keza sıkıntı, keza güvenlik, bilgisayarlardaki datalar gibi. Mesela oralarda hep fırsatlar var. Ama COVID sonrası nasıl bir şey öngörüyorsun? Yani özellikle şu alan çok büyüyecek. Burada biraz mesaj alıyoruz. Hani bak üste koymuşsunuz. Sağlık. Herhalde bu biraz daha şey, yani virüs ve aşı ve bunların işte suni cihazları, solunum cihazları falan onlarla ilgili kısımlar. Eğitim teknolojileri az önce konuştuğumuz kısım. Yani bir video konferans, bunun işte sınavı, ölçülemesi. Ben 2 üniversitede ders veriyorum. İkisi de online sınav yapacağız ve Word'le yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Hani işte mesela yok mudur yani düzgün bir böyle online formu, hani vardır ya bu Microsoft'un sistemi. Hani düzgün böyle optik form gibi doldurursun falan. Hani bunlar yazılım şeyleri, sen daha biliyorsun yani. Yapılır ya, otur 6 ayda yaparsın yani. Hani aynen hocam, şimdiye kadar ihtiyaç yoktu. O yüzden aslında. Evet, belki bundan sonra odak, yani şu yaptığınız sıralama neye göre bence güzel. Hani bence bundan sonra odaklanacağımız yükselişte olacak konular sağlık, eğitim ama teknoloji kısmı uzaktan yani. Kesinlikle öyle. Şunu çok anlamadım geleceğin iş dünyasında ama dijital devlet teknolojileri, tarım gıda, akıl sağlığı, enerji çevre ve turizm teknolojileri hakikaten çok odaklanacağımız konulardan bir tanesi olacak. Sen ne öneriyorsun? Hani burada özellikle
COVID sonrası bu programda dinleyen genç arkadaşlara ne önerilerin olur? Hocam şimdi ben gün sonunda hani çok hani alanda uzman, yılların tecrübeli olan bir isim değilim. Sadece açıkçası bu konuyla alakalı çok ciddi bir araştırma yaptık. Hani size aslında biraz özet bilgi aktarayım. Yani gezegenin iç dünyasıyla başlayayım. Gezegenin iç dünyası tarafı aslında biraz daha işte iç dünyası nereye evrilecek? Bu uzaktan çalışma, verimli çalışma yolunda ne tarz çözümler olur gibisinden. Bu tarafta şunu gözlemledik yaptığım araştırmalarda. Mesela şu ana kadar mesela uzaktan çalışma çözümleri diyordum, değil mi? Mesela neler var? Zoom var, işte Slack var, Trello var gibi gibi. Ama açıkçası bunlar biraz da dijital iş yapan insanlara yönelikti. Mesela gördüğüm boşluklardan biri mesela KOBİ diyelim. KOBİ'de dijital dönüşüm denen bir kavram var. Yani açıkçası teknoloji kullanmayı bilmeyen, teknolojinin nasıl diyeyim böyle hani grafikler yapılır ya, sonradan adapte olacak kişileri artık adapte olma zamanı geldi. Çünkü artık bu kişiler keyfine kalmadı. Bu kişiler artık bu dijitalleşme dediğimiz işte artık verimli çalışma, daha işte çözümleri kullanma konusunda artık mecbur istekli olmak zorunda kaldılar. Böyle olunca özellikle bu KOBİ tarafı, mesela küçük ölçekli işletme tarafı bence çok ciddi bir fırsat. Yani onların kullanabileceği seviyede basit olması lazım. Mesela açık konuşayım, benim babam, mesela babaannem de yorum yaptı şimdi. Mesela onların segmentine girecek böyle basitlikte. Yani örnek veriyorum, Slack çok karmaşık yani. İmkanı yok. Mesela WhatsApp. Neden WhatsApp'ta dünyasının bizim o şu an bahsettiğim hedef segment? Çünkü basit. Basit tuşa fotoğraf çekiyor, atıyor. Belki bu seviyede onun için kolaylaştırabilecek çözümler bence büyük fırsat. Yani bazı işler var mesela. Mesela babamla konuşuyoruz. Diyor, mesela diyorum ki senin gidip fatura kesmene ne gerek var? Dijitalleşme olsa sana gerek kalmıyor. Diyor ki benim kitle mecbur değil. İnsan teması istiyor. Tamam, artık istemeyecek. Ona dönüyor mevzu. Yani geniş kenarında biraz daha özellikle küçük ölçekli işletme bence ciddi fırsat. Uzaktan çalışma tarafında, uzaktan çalışma deyince herkes aslında aklına Zoom geliyor. Yani işte birbiriyle görüşelim tarafında, ama bunun aslında bir sürü alt başlığı var. Mesela uzaktan satış, işte uzaktan işte müşteri destek servisleri gibi bir sürü alt başlığı uzaktan var. Uzaktan sınav, uzaktan ölçümleme. Kesinlikle. Kesinlikle. O iş hiç kolay değil. Bak, Coursera yıllardır geliştirilen bir platform, Coursera. Onlar Zoom gibi canlı yayını da var, ama işte ödev verme, kolaborasyon, takım çalışması, aynı doküman üstünde Drive gibi çalışma gibi, hepsini aynı yerden gizli yapabildiğin, yani gidip bakmak lazım. Yani bu işte biz onu yaptık uzaktan eğitim tarafında. Uzaktan sınıf eğitimi yerine daha yazılımsal altyapısı geliştirilecek şeyler gerekiyor. Siz, yani toparlamak için de şeyi soracağım. Yani Üretken Akademi'de siz son kullanıcıya ne öneriyorsunuz? Bu ücretli bir tool mudur? Nasıl takip edebilirler? Üretken Akademi'yi ben şu an paylaşıyorum web sitenizi, ama kullanıcıya faydası nedir? Öncesi sonrası nasıl oluyor? Hocam şöyle oluyor. Biz sürece hani tabii ki herkesi kabul ediyoruz. Ancak öncelikle hedef segmentimiz şu. Hiçbir teknik becerisi olmayan, yani hiçbir yazılım, tasarım, pazarlama bilmeyen, daha önce hiçbir proje fikri geliştirmiş kitle hedefliyoruz aslında. Bu kitleye gel diyoruz. O kitle geliyor. Ücretsiz olarak sisteme kayıt oluyor. Devamında biz kimseyi reddetmiyoruz. Orası önemli. Yani biz kimseyi reddetmiyoruz. Herkes gelsin diyoruz. Gelen herkese bir tane 7, şimdi 8'e çıkacak, 8 adımlık bir eğitim veriyoruz. Bu eğitim süreci, hatta size linki atmıştım, kolayınızdaysa açın hocam sizde. 8 adımlık süreçte ihtiyaçlarınızdan başlıyor. Fikir gelişimine, fikir doğrulama, marka oluşturma. Hani biraz da hani startuplara şey var, hızlandırılmış denen bir kavram. 48 saatte startup nasıl çıkar? Tarzı metotları öğretiyor. Yani öğrenci COVID-19 ile alakalı fikir gelişimi, fikrini doğrulamayı, mentoruna erişmeyi tamamen maksimum 48 saat gibi sürede yapmış oluyor. Bu 8 adım sonunda öğrencinin elinde proje fikri olmuş oluyor. En az 10 tane mentor olmuş oluyor. İşte daha önce 100 tane işte kullanıcısıyla konuşmuş oluyor gibi bir süreçten geçiyor. Yani hızlandırılmış bir girişimci yetiştirme programı olarak kuruluyoruz. Devamında bu 8 adımı tamamladığında tekrar bir başvuru alıyoruz. Bu sefer yani eğitimi tamamlarsa onu bu sefer mentor programına alıyoruz. Şu anda Türkiye girişim ekosisteminden birçok paylaşımımız var. İşte yatırım fonlarından girişim zorlama programlarına kadar. Bunlar sağ olsunlar bize mentor desteği sağlıyor. Mentor isimli platforma geliyorlar. Halihazırdaki projelerine tasarım için mentor ihtiyacınız var. Buyurun. Oyun açım için mi? Ercan Hoca var. İşte yazım için mi? Oradan işte Facebook Developer Circle'dan bir yazımcı gibi neye ihtiyacı varsa olan spesifik olarak mentor bulmasını sağlıyor. Aynı zamanda öğrenci dedi ki ben artık projemi tasardım. Kodlama öğrenmek istiyorum. Onun için de mevcut kaynaklara yönlendiriyoruz. Hatta şimdiden duyurabilirim. Mesela BTK Akademi Cumhurbaşkanı duyurduğu proje tam bugün partnerlerimiz arasına katıldı. Mesela BTK Akademi'de çok ciddi bir eğitimler bulunuyor.
Bu başlıklar şeklinde burada. Mesela alt başlıklarımız bunlar. Mesela sağlık dijital asistandan mobil sağlığa birçok şey var. Yani amacımız şu, öğrenci geldiğinde eğitim teknolojileri deyince herkesin aklına uzaktan eğitim geliyor. İşte her hoca anlatsın, öğrenci dinlesin gibi, ama aslında eğitim teknolojileri çok daha farklı falan. Yani ebeveyn eğitimi de varmış. Yani mesela spesifik olan. Bence o çok değerli. Yani şu ana kadar özellikle eğitim teknoloji pozisyonunda çok ciddi gördüğüm boşluklardan biri. Çünkü hani eğitim okulda başlamıyor aslında. Ailede başlıyor. Biz eğer toplumu dönüştürmek istiyorsak ailelerin eğitimi kısmına odaklanmakta fayda var bence. Yani buna ek olarak Bahçeli'den Tufan Hoca'nın çok güzel bir önermesi oldu. Kendi kendine öğrenme çözümleri çok önemli. Yani biz genellikle hem uzaktan eğitimde hem mevcut eğitim çözümleri hep öğrenci al bu bilgi, al bu bilgiyi diyoruz. Ama biraz da araştırma, yani onu öğrenmeye yönlendirme tarafında da çözümler çok etkili olabilir bence. Mesela biz bu kendi gelişimimizde eğitim içeriğinde bu şekilde geliştirdik. Yani öğrenciye biz gidip mentörü vermekten öte onu nasıl mentor bulunur? İşte müşterisiyle doğrudan buluşmak yerine müşteri nasıl bulunur? Git tadı bakalım sen deney Bu deney balık öğrenci verme, gibi balık bir şey. tutmayı öğret bana mantığı. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Tufan Çünkü hocamıza öbür selam türlü olsun. Tufan Karadenizli değil mi? kesinlikle. Unuttum ben söyledim. Çok ayıp oldu. Kusura bakmasın. Oo, valla İsim inşallah hafızam aksantik kötü. yoktur. Tufan hocamız, Tufan hocamız. Ben çok seviyorum kendisine. Adı Selam güzel. söyle. Adı güzel. Aa, Aynen. özür